Traktör burada gülüm. Traktör burada. Selamünaleyküm. Yeni kolay gelsin. Sağ ol. Nasılsın? İyi misin? Vallahi iyi, sağ olasın. Allah iyilik versin. İncir'i bile neydiydik? İyi tanıdık ya kardeşte. Evet, bu oranın inciri. Şimdi bir tek kullanma kaçtı. Nur köyüne hoş geldiniz. Köyümüzün inciri meşhurdur. Büyüklük küçüklüğü ayrılır. Marketlere, dışarıya, yani böyle Türkiye'nin içerisine gönderiliyor. Kolay gelsin. Bu sene incirimiz erken çıktı. Bu bir sezonda bütün mevsimden dolayı herhalde hep bütün meyveler erken. Daha ne diyeyim? Kasa geçer mi? Yok, var mı? Temmuz, Ağustos aylarında burada Antep fıstığı, incirimiz meşhurdur. Şu anda çalışmalar incir, Antep fıstığı üzerine köylülerimiz çalışıyor. Ümmü Yüce, halam olur. Köyüm 100 yaşının en yaşlısı. 100 yaşında. Olarak seçiyoruz. Bir kısmını yumuşak olarak seçiyoruz. Yurt dışına ırağa ihracat yapıyoruz. İşte öyle iki kişi öğlene kadar bu işle uğraşıyoruz. Saat 9'dan önce toplanmaya başlıyor. 9'a kadar toplanıyor. Ondan sonra buraya getiriliyor. Biz çiziyoruz. Yani öyle. Bu teyzem bize yoldaş. Sürekli gelir yanımıza. Bize yoldaş olur. Öğrenme o yanda ya. Öyle işte. Ya peynir de. Bir yanına şutluyorlar. Biz bu köyde yaşıyoruz. Her yaz Ağustos aylarında. Buraya geliriz, incir çizeriz. Tüccarlar gelir götürür. Bir ay devam eder bu şekilde. Nur köyünde incir Ağustos, Temmuz 15'te başlar. Böyle Ağustos, Eylül'e kadar devam eder. Ortalama herkesin 50-100 tane incir ağacı var. Melengeçiyi yıkadık, elimizi yıkayacağız. İşte ne bileyim, görüken işlerle uğraşıyoruz. Kekimiz kurutulmuş. Bunun keki suyunu çıkaracağız.
güzel işte böyle mide soğuklamasına, mide eşitmesine, mide yakarına, ağrına falan iyi gelir. Bundaki bulgur, bundaki sumak, bunu döveceğiz, işte satacağız. Güzel, yemeklerde, salatalarda kullanacağız. Kışlık için yapıyoruz biz bunu, kurutuyoruz, şekerleriz, işte fazlasını satarız, yeriz, dosta ev baba ödeyen hesabı işte böyle geçiyor. Fıstığımızın bu şekilde olmuş hali. Şunlar böyle su altı baklava yaptığımız fıstıklar oluyor şunlar. Şunlar da böyle Dezat'ta satılan fıstıklarmış şöyle. Koparıp da gösteriyorum böyle. Dezat'ta yani, pazarda yani. Kırıp anında hemen yemek için yani. Fıstığımız bu şekilde yani. Bunları çırparken de böyle altına sergi seriyoruz böyle. Dalla böyle elimize şu kadar uzunlukta değnek oluyor yani. Böyle vuruyoruz. Bu olgunla şu elimdekiler tabana düşüyor. Bizim evlona hep fıstık dolu getirtiyor. Götür de getirtirsin. Sermen fıstık dolu. Fıstığımız çok. Antep fıstığı. Antep fıstığı. Yalan geçiyor. Babam bu köye 1928-30 gibi o aralarda gelmiş. Kilis'ten gelmiş babam. Mersin'de analığımla tanışmış. Analığım Silifke'nin Nuru köyündenmiş. Analığımın buralı olmak dolayısıyla analığım babamı buraya getirmiş. Analığımla 14 yıl beraber kalmış babam. Çocukları olmamış. 14 yıl sonrasında anamı almış. Babam buraya memlekette Kilis'te bağları, bahçeleri varmış. Buradan iki tane yer almış. Şimdiki evimizin olduğu yer birisi, birisi de ilerisinde bir bahçemiz var. Buralara bağ yapmış. İçine babam incir dikmiş. Hatta o zamanın insanları demiş ki, ya bu dağ başında Mehmet Ağa buraya bu inciri niye dikersin? Kim gelir, kim alır? Demişler. Babam demiş ki, senin balın iyi olursa sineğe Bağdat'tan gelir demiş. Ve bugün en kaliteli incir bizim köyümüzde, Nuru köyünde gider. Yani yetişiyor. Tüccar alıyor. İstanbul'a kadar gidiyor. Hatta orada ilk bizim incirler.
daha kaliteli, daha parlak olduğu için halde ilk olaraktan bizim incirler satılıyormuş. Babam üzüm yapmıştı. Yukarıda yayla var. Gökbelen yaylası. Ben çocuktum, babam beni de affedersin yükleşeceğin ortasına bindirirdi. Gider orada satardı. Alıcılar pazarın girişinde beklerlerdi. Kilis üzüm getirecek de alacağız diye. En kaliteli üzümü babam yetiştiriyordu burada. Ve hatta 1933'te soy isim kanunu çıktığında babam buradaymış. Daha anamı almadan önce. Herkes soy isim alıyor. Babam gelmiş, ya bu Mehmet Efendi demişler, çok çalışkan bir adam. Bunun soy ismini Şahbaz koyalım demişler köyün yaşlıları. Babam da siz öyle uygun gördüyseniz öyle olsun demiş. Ve bizim soy ismimiz Şahbaz. Babamın milletin arzusuna göre öyle şey yapmış. Şimdi fıstık hususuna gelince, babam bu evimizin yanına aldığında 30 civarında melengiz ağacı varmış aldığı tarlanın içerisinde. Babam bunları budamış. O zamanlarda daha Antep'te kiliste fıstık varmış. Babam budamış, oradan kalemini getirmiş, aşılamış. İlk zamanlar ya bu burada olur bu olmaz mı diye millet biraz endişeye düşmüş ama sonradan tabi biz de yetişince etraftan millet de buna şey yapmış, iştirak etmiş. Köyümüzün en iyi geliri fıstıkla incir oldu. Hatta bir daha söyleyeceğim var. Ben çocuktum, bizim Tokaloğlu gayısı diye gayısilerimiz vardı. Babam çekirdeğinden çitil yapıyordu. Gülnar'a bağlı Zeyna kasabası var şurada yakın. Cumaları babam götürürdü, onları boğum yapardı. Sizin suyunuz bol, bunları dikin, yetiştirin, bundan faydalanın derdi. Rahmetli babam Zeyne de gayısıcılığı da babam icat etmiş oldu. Yani babam bu memlekete iyi bir örnek olaraktan öldü. İşte yani iyi bir şey bırakmış oldu. Biz de şükür şimdi millet olarak da komple bundan yararlanıyoruz yani efendim.
Yandanlar kırar da mahluk batırmaz da kızarsın. Meştimiz gibi. Bulağın geldiniz. Avlattık da ama dökü verdik. Ben de patladım. Değil ki temizlemesini bitiremeyecektik. Bilmem yapışalım. Şey gülü bizde. Varsan varlığı belli etti. Allah Allah. Hadi benim ağayım aç. Sine. Biz yiyeceğiz. Neyinden çağıracaksın? Ne kadar fıstığınız olur Emine abla desek böyle olur mu? Bilmem. Koyunumuz da çok kalitelidir. Sıraltı baklavalık alınır. Emine dede. Efendim. Bu çuvallar niye hep burada? O çuvallar fıstıkları topladık mıydı? Gübresini dibine dökeceğiz. Ha. Ondan. Ya. Şerife ne kadar olur avlattığınız fıstık ya? Kesin mi? İyi. Burası Silifke'nin Nuru Mahallesi. Antep harici Antep fıstığı yetiştiriciliğine uğraşıyoruz. Sabah 7'de gidiyoruz bahçemize. 2'nin 4'e kadar çalışıyoruz. 2'nin 4'te geldik mi makineye döküp baklavalık olarak kavladık. Dama seriyoruz. Kurudu mu yükleyip Antep'e gönderiyoruz. Bizim Nuri köyümüzün çıtlık ağacı. Bu da meyvesi. Biz bunu aşılıyoruz. Antep fıstığına çeviriyoruz. Antep fıstığı oluyor. Bu şekilde de toplanıp meyvesini kahve de yapıyoruz öğütüp. Hem fıstığından hem kahvesinden gelir elde ediyoruz. Silifke ve bizim köyümüzde çıtlık olarak biliniyor. Ama fakat Türkiye genelinde melengiç olarak da biliniyor. Köyün meşhur fıstığı, tarlamızdan topladık, 100 ağacımız var ve bir ton kadar ürün aldık, yıkadık ve damla kuruttuk. Alıcı bekliyoruz. İnşallah iyi bir fiyat olur ve satarız.
Şimdi bu arkadaşımız Antep'ten gelir. Biz böyle fıstığı ağaçtan toplarız, yıkarız, kuruturuz. Bu arkadaşa satarız mahsulümüzü her sene. Ve fiyatlarımız Allah'ın verdiğine şundurun olur. Allah ondan da razı olsun. Allah'ın da razı olsun. He. Allah daha çok versin yani vatandaşa. Önce komşuya sonra bizlere versin. Allah ailesine versin. He. Sizden de Allah razı olsun. Bu çekimi yaptığımız için bizi bu şekilde şey ettiğiniz için. Bugün baslamamızı attık, sıkmalarımızı yaptık, biberimizi közledik, buyurun hep birlikte yiyelim, çayımızı da demledik, hep birlikte inşallah Allah kısmet ederse akşam yemeği yiyeceğiz. Reşeğime biner kaçılıktan aşarım. Reşeğime biner kaçılıktan aşarım yar ya. Canımı sıkmayın avratlarda, ikinizi de birden boşarım. Bulamadım kadar içinden. Hey hey. Geri geliverelim biz tekerek. Bir metre astar, tekisi bayramlı biter yar yar. Silifke'nin Nuri Köyü'ne hoş geldiniz. Nuri Köyü inciri, Antep fıstığı, zeytini, narı ile meşhur çok güzel doğal bir köy. Ancak bu köyde burayı çok farklı kılan bir ağaç var, bir zeytin ağacı. Gövdesinin kalınlığından bu ağacın ne kadar yaşlı olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ancak bizim gözlerimizi kamaştıran başka bir konu, bu ağacın gövdesinin dolanarak büyümüş olması. Bir doğa mucizesi. Kurtulamadım kötü avrat elinden, hey hey! Geri geliver. Mehmet abi ellerine sağlık. İnciler böyle sıra sıra ekmişsin. Gerçekten örnek olacak bir bahçe yapmışsın. Teşekkür ederim yani. Zaten... İnşallah köydeki arkadaşlarımız da buradan örnek alır. Devamını getirir yani. Şimdi yaklaşık buradan 100 tane incir ağacı var. Ortalama 100 tane. İncirin hasat zamanı 15 Temmuz ile 20 Temmuz arasında ilk ürünleri almaya başlıyoruz. Buradan yaklaşık bu yıl benim bahçemde rekorta biraz düşük. Yalnız geçen yıllara kıyasla aldığımız zaman yaklaşık 180-200 kilo günlük incir aldığımız zamanlar oldu. Köyümüzde ağaç adetini tabii tahmin ettirmek zor. Ama günlük köyün incir üretimi
yaklaşık 5,5-6 ton civarında. Bu da köyümüze, milli gelirimize bayağı bir katkı sağlıyor. Silifke'nin Nuri köyünde zeytin üretilmektedir. Şimdi yaklaşık Kasım Aralık aylarında hasada başlıyoruz. Yaklaşık hasada başladıktan sonra bunu günlük fabrikaya götürdüğümüz zaman bunların asidi düşük oluyor. Ama biraz bekletildiği zaman asit yüksek olduğu için fiyatta düşük oluyor. Yani bu günlük topladığımız, hasat ettiğimiz zeytinleri fabrikaya götürüp sıktığımız zaman asitleri düşük olduğu zaman daha yüksek fiyata satabiliyoruz. Biz çocukluğumuzda burada mal güderken bu sakızlık ağacı, bu sonradan aşı yapıldı, Antep'te oldu da, küçük bir sakızlık ağacıydı bu. Böyle birbirine yapışıktı bu kaya. Böyle açılık falan değildi. Dümdü bu kaya. Bu sakızlık büyüdü. Biz de aşı yaptık buna. Antep fıstığı aşısı yaptık. Bu şekilde bu kayayı böyle açtı. Yardı. Bu şekilde geldi. Böyle bir tarihi bir şeye geldi. Yani bu şekilde bir doğa harikası mı diyelim? Artık ne diyelim? Şimdi şu karşıda görmüş olduğumuz Kızılkaya. Bu Kızılkaya'nın bir uzunlamasına böyle yarık var. Bir de yanlamasına var. Bu yarığın içerisine bir asır, iki asır moluk ağaçtan böyle kazıklar çakılır. 40 tane. Bu 40 tane çakıldığı için buraya da 40 kazık atı verilmiş yani. Berisinde de şu anda yüksekliğe alır iki bayrak boyu var. Ama daha önceden oraya çıkılıyorum. Çıkılıyormuş yani. İçinde bir yapı var. Uzaktan bile yapı fark ediliyor. Ama içinde işte yaşanmış önceden. İşte bu şekilde bir yer var yani işte. Kareye de bahsettiğim 40 kazık kayanın dibine geldik. Burası Omar Seki mevkisi. Şimdi burası devasa bir kaya. Bu kayada böyle bir yarık oluşmuş. Eski insanlar ne amaçla yaptırarsa artık buraları kazıklar çakmışlar. Çıkıp inmek için yapmışlar. Artık biz buraya tırmanıp en üst zirveye çıkmaya çalışıyorduk ama çıkamadık. Geriye indik. Geriye inmek zorunda kaldık. Baklavamızın bir özelliği de fıstıklar taze olduğu için kırmadan tüm tüm içine koyuyoruz. Yüzüne de tereyağı, pekmez koyuyoruz. Pekmez de daha güzel kızarması için.
bahçe baklava yapma kaymışmış mı? Tamam. Pişti, çıkar şerbetini dökelim. Pişmiş bu. Çıkar. Kızarmış. Çıkar. Koy şuraya. Kesersin. Baklavamız pişmiştir. Şimdi şerbetini döküyoruz. Ondan sonra servisimize başlayacağız. Mustafa, Ali, Salih. Gelin tadına bir bakın, bak şey tatlımız bir nasıl olmuş. Mustafa. Bakın bakalım. Ne yaptınız? Baklava nasıl oldu? Şurasını çekmiş mi? Bir bakın bakalım bir nasıl olmuş. Bakın bakalım tadına. Babanızı da çağırın, babanız da gelsin. Sıcak da yerler mi? Var. Ali babanı da çağır. Çağırın, babanı gelsin. Çocuklar nasıl olmuş? Beğendiniz mi baklavamızı? Çok güzel olmuş. Acayip şıran olmuş. Afiyet olsun. Hiç dokunmuyor adama. Tam kıvamını bulmuştunuz da. Yarasın tosunlara. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Ali sen bir şey... Elinize sağlık. Evinizin bayağı güzel olmuş bu tatlı. Bayağı güzel olmuş mu? Afiyet olsun. Bekleriz.